Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bu 2 gündür erkenciyim bayağı. Yavaş yavaş da kendimi de hazırlamak istiyorum Ramazan'dan sonrası için. Çünkü normalde erken kalkan birisiyim sabahları. O yüzden de vücudumu da alıştırmaya çalışıyorum. Şurada bir şey kalmadı. Cuma gecesi son sahurumuz. O yüzden de vücudumu da alıştırmaya başlıyorum. Hava yine çok güzel. Bugünümüzde inşallah güzel ve keyifli, sağlıklı geçsin diliyorum. Sizlerin de öyle inşallah. İlk iş olarak nasıl başlayacağım? Tabii ki bulaşık makinem. Yine dolu. Her gün çalıştırıyorum, her gün. Maşallah o kadar güzel her gün çalışmakta, ustalıkta devam ediyor. Sizler neler yapacaksınız? Bugün ben öğleden sonra dışarı çıkarım herhalde. Bugün Mert'in bir test uygulaması var internette. Ona bakacağız. Birlikte bakalım nasıl olacak. Dün hocaları falan link işlerimizi falan hazırladık. Bugün de test uygulaması var. Sizlerin de çocuklarınızın var mı? Artık yeni bir düzen olduğuna göre buna da alışmamız gerekiyor herhalde. Neyse, bugün bakalım gün bize neler gösterecek. O zaman başlayalım. İnanır mısınız? Hava bir o kadar sıcak. Allah, salonumun camını da açtım. Çok sıcak var. Kesinlikle. Yaz geldi. Bakın. Bayrağımız da dalgalanıyor sitemizde. Dün takmışlardı. Bir rüzgar bile esmiyor. Öyle sıcak hava. O zaman ne yapayım? Biraz örgü yapayım. Sonra da bilmiyorum, yemek bayatlamış pidelerim var. Onlarla böyle biraz fırında kurutup kıymalı harç yoğurtlu sosla yapmak istiyorum. Özkan bugün işe gidecek, yine biz Mert'le birlikte açacağız. Öyle, ben yine motiflerimi yapmaya başlayayım, biraz örgü öreyim. Öğleden sonra da bu sıcakta dışarıya çıkmam. Saat 4 falan gibi çıkarım dışarıya. O zaman güneş de batmış olur. Hele de Temmuz ayında güneş 6-7'den sonra batıyor. Şimdi yine daha iyi yani. Neyse, kışı gördüğümüz, bitirdiğimiz gibi yazı da göreceğiz. Yani yaz, kış demeden hayat bir çırpıda gidip geçiyor. Peki sizler neler yapıyorsunuz? Yemekleri düşündünüz mü? Tatlılar düşünüldü mü? Şurada 3 günümüz kaldı. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cumartesi günü son iftarımızı açacağız inşallah. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul etsin diyelim. Neyse, hadi bakalım, ben örmeye devam. Ben daha hala dışarıya çıkmadım ama bakın örgüme devam ediyorum. Çünkü örgü örmeyi seviyorum demiştim zaten. Birleştirmeleri yapıyorum böyle. Birleştirince de bu şekilde oluyor. Yelek için arkası toplamda 12 parça olacakmış. O yüzden daha devam edeceğim. Saat şu anda 3'e çeyrek var ama saat 4 gibi falan çıkacağım. Biraz daha sıcaklar böyle, çok fazla sıcakta çıkmak istemiyorum. Öyle birlikte çıkarız zaten çıktığımız zaman da. Çok şükür yaz geldi, öyle değil mi? Yaz geldi gerçekten de. Şimdi bugün de Bafra pidelerini gösteriyorlar. ATV'de Biz Bize diye bir program var. Öykü Gürman'ın çok tatlı, çok seviyorum kendisini. O yüzden de onu izliyorum. Şimdi hepsini de Bafralı pidelerini gösteriyorlar burada. Ben de yapmıştım biliyorsunuz. Tabii izlediyseniz, izliyorsanız yorumlar hala gelmemekte devam ediyor. Olsun, yazmayın. Beğenmeyin, yazmayın, abone olmayın. Ama ben bu işi severek yapmaya devam edeceğim. İnşallah. Bunu da diyeceğim günler olacak. Bunları bile söylüyorum, diyeceğim günler olacak inşallah. Hep sitem ediyorum ama sitem ettiriyorsunuz. Ne yapayım? Evet, neyse. Sitemimi de yaptıysam ben yine devam edeyim örgümü örmeye. Evet, ne demiştim? Dışarı çıkacağımızı söylemiştim. Hadi o zaman dışarı. Yani bilmiyorum da bu sıcaklarda bu maskelerle nasıl idare edeceğiz bilmiyorum. O yüzden şimdi bayram kısıtlaması olduğu için eksiklerimi yavaş yavaş her gün halledeceğim.
O yüzden bugün biraz, yarın biraz, cuma günü biraz, sonra da zaten yasaklarımız gelecek inşallah. Hava da çok güzel, sıcak. Bugün de çocukların çıkma günüydü. Herkes dışarıda. Evet, hadi bakalım. İşlerimizi halledelim, gidelim. Eksiklerimin de hepsini almayacağım hemen. Bakar mısınız, ben geçtim bile böyle. Hadi bakalım, gidelim. Ve evet, arabanın içinde maskemi takmayacağım ben. Bunu da kapatıyorum. O zaman hadi gidelim mi? Gidelim, çok sıcak var ve 30 dereceyi gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek o zaman gidebiliriz. Haydi gidelim. Sizin de oralarda başladı mı sıcaklık? Bizim buralarda başladı kesinlikle. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Çok sıcak. Ne yapalım, bu sıcaklarda gelecek, öyle değil mi? Gelsin, yapılacak bir şey yok yani. Yani hele ben şimdi bu sıcaklarda daralıyorum maskeyle. Özkan bütün iş yerinde maskeyle birlikte çalışmak zorunda. Onun için de daha da zor. Yani hepimize Rabbim yardımcı olsun. İlk önce bir AVM'ye gideceğim, para çekeceğim. Ondan sonra da eksiklerimi yavaş yavaş, bugün şokun aktüel günü ama BİM'e de gelecekmiş herhalde. BİM'e de gidelim çünkü BİM'den süt, yumurta, o tarz şeyleri alacağım. Öyle. Siz neler yaptınız? Şimdi bütün 81 ilde de yasak olunca herkes alışveriş çılgınlığına tekrar döner herhalde. Öyle düşünüyorum, tahmin ediyorum. Çünkü 4 gün boyunca her yerde sokağa çıkma yasağı var. Evet, o zaman haydi gidiyoruz. Burası bizim AVM'nin içi. Tabii ki bu mağazalar açık. Buradaki butik kapalı. Flo açık demiştim. AC Waikiki açık. Watson's da açılmış. Buradan görüyorum. O zaman bir AC Waikiki'ye bir girelim bakalım. Neler gelmiş. Maskesiz olmuyor tabii ki. Ama gayet sakin. Çok da gelip giden yok yani. Şu hazır çantalar var ama hala pahalı. Bu da ben. Yaz sezonu açıldığına göre. Burası yeni sezon tarafı. Ama çok da gözüme çarpan bir şey yok yani. Şu tişörtler güzel. Bakalım. Ne kadarmış bunun fiyatı? 30 lira. Ama güzel. Bu da kelebekli, 25 lira. 35.99. Tamam. Teşekkürler. Marvel var. 35 lira. Tişörtler güzel. Ay çok tatlılar. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bu da öyledir. 36 lira. Bakar mısınız benim sevdiğim çantamın? 90 lira. Tişörtleri güzel ama. Kotlar da güzel. Ben bakmaya devam edeyim. Yine çok güzel. Böyle. Çok tahıllı un karışımları gelmiş. Hem çavdarlısı da var. Bu 1 kilo ne kadar fiyatı? 13 lira. Şöyle bir içeriğine. Evet. Çok pahalı un. Başka bir şey var mı içinde? Bir de mayası da var içinde. Gayet güzel vallahi. Şu çok tahıllı iyi olur. Gerçekten de. Ya çavdarlı alayım ya da çok tahıllı alayım. Şekerler de gelmiş. Ben eve geldim. Gelir gelmez de hepsini silip masaya aktarıp sizinle paylaşacağım. Haydi paylaşalım. Şu anki masaya koyduklarımın hepsini BİM'den aldım arkadaşlar.
Ve fişlerim de burada. Fişlerimi de atmadım. İki BİM'den alışveriş yaptım. Biri altta, biri üstte bizde. İki tane BİM var. Yaptığım alışverişlerin toplamını da söylemek istiyorum. Soğan aldım. Soğanın kilosu 2,39 liraydı. Patates ise 2,70 liraydı. Sonra hamburger için şöyle cheddar peyniri aldım. Bir de hamburger pirinç burger aldım. Biz seviyoruz. Bu akşam da bunu yapacağım. Öz kaynak sodası aldım. Ve ayrıca iki çeşit un aldım. Bu unlar yeni gelmiş ev yapımı ekmek. Ben çok tahıllı olanı aldım. Bu 12,90 liraydı. Bir de böyle kavulcu unu vardı. Organik ata tohumları unundanmış. Bu da 1 kiloluydu. Bunun da fiyatı 5 liraydı. Bunları aldım. Çünkü ben böyle unlar çok kıymetli. Sonra yurdumun salçasını aldım. Salça ne kadarmış? Bakıyorum hemen. Salçayı burada göremedim. Hala göremedim. Evet, salça 7,25 lira. Süzme yoğurt aldım dostum. 10 liraydı. İki tane öz kaynak suyu aldım. İrmik aldım şöyle. Ben genelde yumurtanın BİM'den alıyorum. Şöyle biraz elma aldım. Hoşaf yapmak için Mert'e. Arpa şehriyesini aldım. Biraz salatalık aldım. Şöyle de bir de sünger aldım. Şimdi toplam 2 BİM'den yaptığımın hepsi bir tarafta 29 lira tutmuş. Bir tarafta da 60 lira tutmuş. Yani 90 lira. Neredeyse burası 100 liraya yakın arkadaşlar. BİM'in alışverişi bu. Şimdi ikinci postayı koydum. Bir kısmı şok, bir kısmı A101. Şimdi A101'dekilerini söyleyeyim. Ben yeşilliklerini biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Domatesi olsun, zebzeler olsun beğeniyorum. Dereotu aldım. Şimdi fişlerimi de atmıyorum. Sizleri de bilgilendirmek için. Dereotu 1,95 liraymış. Bakar mısınız ne kadar güzel. Ayrıca maydanoz da öyle çok güzel. Şöyle göstereyim size. Bakın. Çok güzel. Bakın. Şöyle yapacağım. Böyle. Maydanoz ne kadarmış? 1,95 lira. Sonra bu yine kebirin yoğurdunu aldım. 10 liraydı. Bir de Nimet'in böyle hamburger ekmeklerinden aldım. Bu akşam hamburger yapacağım için. Bu da 5 liraydı. Domatesin kilosu ne kadarmış? Domatesin kilosu 5,45 liraydı. BİM'de 6 liraydı. Domates aldım. A101'den aldıklarım bu kadardı. Ne kadar tutmuş? 34 lira tutmuş. Ha, bir de havlu kağıdı aldım onu. Bu da 10 liraydı. 34 lira tutmuş. Şunları da Şok'tan aldım. Bunun kilosu ne kadarmış? Şok'un kilosu. Şimdi bakıyorum hemen. Patlıcanın kilosu 4,84. Yani yok. 5 liraymış kilosu patlıcanın. Yani Şok ne kadar pahalı. Ama güzeldi patlıcanlar. Bir de limon aldım. Mısır kaymağını aldım. 8,25. Bir de Ülker tereyağı aldım. Burası da 22 lira. Küsurat tuttu. Burası da böyle. Yani neredeyse 200 milyona yakın yine para. Daha 200'den yine fazla bir de Migros var. Şimdi de onları paylaşayım. Ne aldıklarımı sizlere göstereyim. Ben tabii ki bunları silip böyle koyuyorum. En sonunda masamı yine dezenfekte edip öyle üstünü kuracağım. Çünkü ben hala silme işlemime devam ediyorum. Çünkü hala salgın var yani aramızda geziyor. O yüzden dikkatli olalım. Son alışverişimde bu kadar. Bunları da Migros'tan aldım. Migros'tan ne aldım? Ben bazen Migros'tan et alıyorum arkadaşlar. Çünkü iyi oluyor yani. Arada bir bazen kasabımdan alıyorum. Eğer oraya yolum düşerse, yolum düşmezse de buradaki bizim Migros'umuz 3 tane Migros var. Ama ben bir Migros'tan alıyorum. Orayı daha iyi, kendime daha yakın, iyi hissettiğim için. Kıyma aldım. Kıymanın kilosu ne kadarmış? Şeyim de burada. Göz bakıyorum. Ne kadarmış? 60 lira kilosu. Ben 30 liralık almışım. Bir de kuzu yemeklik kuşbaşı aldım. Onun kilosu da ne kadarmış? Evet, bakıyorum. Kuzu yemeklik kuşbaşı 38 lira tutmuş. Yani bakalım kilosu ne kadarmış? Onun kilosu da 60 liraymış. Kıymanın kilosu ne kadarmış? Kıymanın kilosu 44 lira. Kuzu kuşbaşı da 60 liraydı. Ben de
Zaten bu kadar kalmıştı. 40 liralık almışım. 38 lira. Islak mendil aldım. Bunları banyoda kullanıyorum. Bunu da mutfakta kullanıyorum. Ben ıslak mendil çok tüketiyorum. Bir de her zaman almış olduğum gibi zeytinlerimi de aldım. Biliyorsunuz 4 günlük yasağımız var bayram günü. Yarın da çıkacağım. Cuma günü de çıkacağım. Cuma gününe kadar full doluyum. Migros'tan da aldıklarım ne kadar tutmuş? Bakın, bakar mısınız? Şu 4 parça, 2, 4, 6 parça 89 lira tutmuş yani. Hayat o kadar pahalı. Evet, bunları da kaldırayım. Şöyle güzel bir masamı temizleyeyim tekrar, dezenfekte edeyim. Sonra iftarımıza daha var. Zaten hamburger yapacağım. Şimdi bana kolay gelsin. Of, çok şükür. Üstümü değiştirdim ve geldim. Çok şükür. Şöyle biraz da dinleneyim diyorum. Şöyle mekanıma geldim. Dışarısı öyle bir sıcak ki. Alışverişimi de paylaştım. Neredeyse 250 lira para harcamışım arkadaşlar. Yani hayat o kadar pahalı, anlayacağınız. Saat de 7 olmuş. Hamburger yapacağımı söylemiştim. Siz neler yaptınız? Menünüzde neler var? Benim de bugün menümde hamburger var. Hava çok güzel. Yaz gerçekten gelmiş. Kesinlikle. Şimdi ben Perşembe günü yine Özkan'la dışarı çıkacağım. Onunla ilgili alacaklarımız var. Cuma günü de berbere gidiyorum. Saat 3'te. Birlikte gideceğiz tabii ki. Öyle. Binlerce şükürler olsun her halimize. Her zaman öyle diyorum. Kesinlikle. Şükür, şükür, şükür. Yalnız bizim balkona sandalye lazım. Bir de boya almamız lazım. Hala o işleri halledemedik. Bilmiyorum, bakalım. Sonradan halledeceğiz herhalde. O zaman görüşürüz tekrar. Biz ne yapıyoruz? Hamburgere başladık. Patatesimizi de koyduk. Şimdi hamburger hazır almıştım biliyorsunuz. Bunları böyle güzelce yağlayacağız. Ekmekleri de ayarladık. Domates ve soğan koyacağız. Mert, sosumuz nerede? Ha, hardal Anne. sosumuz ve Anne gel. barbekü sosumuz İzleyin var. seni. Bir de İzleyin. patateslerimizi göz. O enfes kızarıyorlar. Tabii Mert, en sevdiğimiz şey hamburger tarzı şeyler. O zaman haydi yapalım. Şimdi tavuklarımızı her yerini ben soslayacağım şöyle güzelce. Ki güzel pişsinler. Şöyle de yapacağım. Şurayı da şöyle biraz yağlayalım. Sonra her yerini pişireceğim. Bize kaç tane lazımdı Mert? 4 tane. Dört. Dört tane lazım. Şimdi şöyle koyalım. Burada böyle yağlayalım. Çünkü yağ önemli. Ki pişsin. En sonunda peynirleri koyarız. Mert. Öbürünü de koyalım. Sen yaydın mı bıçakla onları? Niye bir tanesini yayıyorsun oğlum? Hepsine sürsene altlarına. Evet, bunları koydum şimdi. Şimdi Mert'ciğim ekmekleri hazırlıyor. Böyle zemine bir sos sürüyoruz. Az dök oğlum, sonra şeyle yayarsın. Evet, yeterli o. Altına sürecektin, üstüne sürdün. Değiştiririz o zaman. Altını Fark yaparız. etmez öyle. Sorun Neyse, yok. yay. Evet, böyle güzelce yayıyor Mert. Ama az olmuş o. Sen bana az koydun diye. Ben koydum. Biraz daha sür. Evet, şimdi ilk başta soğan koyuyor Mert. Üstüne de koy. Domates koyma bence. Domatesleri üstüne koyarız. Sorma Hepsine onlar ki. soğan koy. Buna yapmadın. Zaten var ya. Buna da yapacaksın ya. Bu da bir tane, bu da bir tane. Ne fark ediyor Sos anne? sürmedin oğlum. Sos Ona sürdüm he, ya öbürü hatta. sürmedin. O üstüne de soğan koyacağım ben. He tamam, üstlerine de Ay koy birer Allah'ım tane. anne ya, anne ya. Anneler böyle karışır, biliyorsun. Evet, ekmeklerimiz hazırlanıyor. Buna bir tane, bir tane de buna koy domates. Aynen öyle yapayım. Aynen.
ellerimiz hazır. Mert Şef'in ellerinden hazır. Bunları da dağıtayım. Tabii dağıt dağıt. Koy onu. Tamam. Sen istiyorsan soğanlı. Evet, şimdi neyimiz kaldı Mert? Etler ya. Bir de şu etler gelsin. Aynen. Hadi bakalım. Evet, tavuklarımız pişiyor. Patatesimiz de pişti. Tekrar biraz daha yağlıyorum ki. Çünkü en üstüne de peynirlerini koyacağız. Kuru kalmasınlar. Bir de arkasını çevirelim. Çevireceğiz. Bakın, pişen tavukların üzerine çedar peynirlerini de koydum. Şimdi güzelce eridiği gibi ekmeklerimize koyacağız. Buraya da soğan halkalarını koydum. Onlar da hemen pişecekler. Hazırız yani, çok şükür. Ve tavuklarımız hazır. Bakın. Şöyle koyalım ekmeklerimize. Maşallah. Çok da güzeller. Ve ne yapıyoruz? Böyle kapatıyoruz hamburgerlerimizi. Ve bu ilk menü tabii ki Mert Üreğin. Tabağımız hazır. O zaman bize iyi iftarlar. İftarlar açıldı. Bugün size böyle balkondan bir de merhaba demek istedim. Özkan olmadığı için bugün burayı ben gasp ettim. Genelde Özkan olduktan sonra ben direkt salona geçiyorum. Özkan da mutfakta böyle takılıyor. Çayımı aldım. İftarlar açıldı. Çok şükür. Şöyle de şunu çekeyim. Kötü örnek olmayalım yani. Bakar mısınız? Herkes evlerinde iftarını açtı. Çayını içiyor şu anda. Çok şükür yedir. Rabbimin verdiği her nimete binlerce şükürler olsun. Size de buradan bir çayımı falan göstereyim dedim. Öyle. Ellerime de krem sürüyorum ve hala yaz geldi ama ben hala kremliyorum her yerimi, dudaklarımı, ellerimi. Eller çok suda olduğu için sudan çıkmıyor maalesef, böyle devam. O zaman artık herkes çayını içiyorsa ben de şimdi çayımı içmeye başlayayım, değil mi? Hadi bakalım. Evet, bugün de bitti diyelim o zaman. İnşallah sizin de gününüz benim kadar güzel ve keyifli ve sağlıklı geçmiştir. Benim çok şükür bol alışverişli bir gündü. Güzel, sağlıklı bir gündü. Çok şükür diyelim. O zaman ne diyelim? Benden bugünlük bu kadar olsun diyelim. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma tabii ki abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı da unutmayalım. O zaman ben bitirirken hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.